Gençlerin ve Türkiye'nin kanalı Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Akademik Gündem programıyla karşınızdayız. Bugün yine Mecidiyeköy stüdyolarımızda birbirinden kıymetli konukları ağırlamaya ve sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var yanımızda bugün. İmran Göker hocamız bizlerle birlikte olacak. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Biyomühendislik bölümünde doktor öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Sizi bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle akademisyenlik mesleğini hedefleyen gençlerimiz sizi ilgiyle izleyecekler. O yüzden çok teşekkür ederiz. Yoğun programınız arasında bize vakit ayırıp buraya kadar geldiniz hocam. Tabii biz sizi akademik yayınlarınızdan, yaptığınız bilimsel çalışmalardan biraz tanıyoruz. Ama ekranlarını ilk defa açan seyircilerimiz var, sizi ilk defa gören kişiler olacak. Onlara neler söylemek istersiniz, kendinizi nasıl anlatmak istersiniz? Biraz bahsedebilir misiniz hocam? Memnuniyetle. Aslen uzmanlık alanım aslında biyomedikal mühendisliği, yüksek lisans ve doktora. Ancak şu an biyomühendislik bölümünde öğretim üyesi olarak Üsküdar Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Tabii akademisyenlikle ilgili şunu söyleyebilirim. Akademisyenlik iki ayağı olan bir iş kolu diyelim. Hem eğitim boyutu var, hem bir de araştırma, geliştirme boyutu var. Yani hem eğitim üretime katkıda bulunacak, iş hayatına katkıda bulunacak olan gençleri yetiştirirken aynı zamanda aslında akademisyenlerin üretimden, iş hayatından da çok kopuk olmaması lazım. Ki nitekim bugün Türkiye biraz da o noktaya geldi. Artık bildiğimiz klasik derse giren çıkan akademisyen olmanın ötesinde bir takım işte TÜBİTAK gibi kuruluşlardan proje alan, üniversite sanayi işbirliği yapan ve bir takım sanayinin teknik, teknolojik geliştirme yönelik problemlerine katkıda bulunan ve bunun yanında tabii akademik yaptığı araştırmaları da uluslararası platformlarda, dergilerde, konferanslarda yayınlayan, bunları takdim eden bir akademisyen profiline doğru evriliyor günümüzde artık. Bizler de zaten bu çevrimin içinde gereğini yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim veriyoruz hem de bilimsel araştırmaları, ARGE faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam biraz lisans eğitiminizden ve yüksek lisansınızı çok iyi üniversitelerde, köklü üniversitelerde yapmıştınız. Bahsedebilir misiniz? Gençlerimize de biraz örnek olsun, örnek teşkil etsin. Açıkçası şöyle ifade edeyim. Tabii lise yıllarından ele almak gerekirse, tabii bizim lise yıllarımızda biraz daha farklıydı. Yani yaklaşık bir 30-35 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanlar tabii tercihlerimizi yaparken bu kadar internet gibi kolay yararlanabileceğimiz, bilgi edinebileceğimiz platformlar yoktu. Biraz tabii yakınlarımızın, büyüklerimizin, öğretmenlerimizin, hocalarımızın, bazen rehber öğretmenlik, rehberlik danışmanlık kurumları daha yeni kendini göstermeye başlamıştı. Onların yönlendirmeleri oluyordu. İlgimize, ilgi alanlarımızı, becerilerimizi değerlendirmekte ama tabii daha çok çevre etkili oluyordu. Tabii lise yıllarında aslında vasatın üstünde iyi bir öğrenciydim. Notlarım iyiydi ama sayısal derslere daha çok önem verirdim. Biraz sözel derslerle aram iyi değildi. Fakat tabii o derslerin de edebiyat olsun, tarih olsun, felsefe olsun onların önemini de sonra akademisyen olunca kavradım. Onların da farklı bir boyut kazandırdığını gördüm. Sayısalcı olduğum için biraz daha işte fen bilimleri, mühendislik, tıp alanlarına yönleniyordum. Aslında mühendislik daha yönlenmek istediğim bir alan ama sonra ÖSYM'de tabii sonucunda tıp fakültesine girdim ama pek hani tıp fakültesini bitirdim. Ancak hep gönlüm mühendislik bilimlerinden yana olduğu için. Çünkü lise yıllarında üretimin, teknoloji geliştirmenin bir parçası, o geliştirilen platformların, o dünyanın bir parçası olmayı hep hayalimde kuruyordum. Dolayısıyla böyle bir gönlümden geçen şeyler vardı. Tabii daha sonra tabii lisans eğitimimden sonra yüksek lisans ve doktorayı Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde tamamlayarak bu akademisyen olarak bu çevrimin içine girmiş oldum. Tabii bu 35 yılda da konjonktür de değişti. Evet. Bugünkü beklentiler de değişti, bakış açısı da değişti haliyle.
Bugün ne kadar yeterlidir, yetersizdir o ayrı bir konu ama gene bugün Türkiye'de de belli ARGE kavramı belli başlı devlet kurumlarında da belli sanayi kuruluşlarında yerleşmeye başladı. Şimdi birazcık daha özel sektörün buna alışma safhasında. Tabii gençler açısından bu güzel bir gelişme. Önümüzdeki 10 yıllar içinde bu koşullar zaten bunu dayatacağı için kendini geliştirmek isteyen, üretimde rol oynamak isteyen, teknolojiye meraklı gençlerin, tabii teknolojiden sadece cep telefonunu kullanmayı kastetmiyorum, cep telefonunu uygulama yazan, o cep telefonun işletim sisteminin nasıl çalıştığını merak eden öğrenciler, gençler için de güzel bir fırsatların doğacağına inanıyorum. Peki hocam, bu mesleği seçerken nasıl karar verdiniz? Yani akademisyenliğin zor yanlarını ve böyle motive eden yanlarını düşünerek mi karar verdiniz? Ne zaman, lisans eğitiminizin hangi evresinde akademisyen olmayı hedeflediniz? Açıkçası tabii şöyle söyleyeyim. Lisans eğitimimizin genelde bunun farkına veya bu tercihler çoğunlukla lisans eğitiminin son yıllarında veriliyor. Hı. Lisans eğitiminin ilk yıllarında biraz daha hani o bakış açısı yakalayan istisnalar ne istediğini bilen istisnalı kişiler, gençler, arkadaşlarımız oluyordu ama yıllar ilerledikçe, eğitim ilerledikçe gençler, lisans veya yüksek lisans öğrencilerinin ufku daha açılıyor. Daha farklı açılardan bakmaya başlıyorlar ve karar veriyorlar. Ben de tabii lisans eğitimimin son yıllarına doğru bu akademisyen olma yönündeki ilk yüksek lisans yapma kararımı vermiştim. Tabii akademisyenlik kendine göre fedakarlık isteyen bir iştir aslında. Biraz fedakarlık derken tabii gecesi gündüzü yoktur. Yani saat 8.30'da göreve başlayayım, akşam 5'te giderim. Tabii eğitim faaliyetlerinde biraz bu olabilir ama şimdi sadece akademisyenliğin eğitim boyutu olduğu gibi bilimsel araştırma yapmak, proje yapmak gibi demin bahsettiğim yönleri de var. Dolayısıyla yani fikir üretebilmek, bilimsel bilgi üretebilmek için belli oranda yeri gelir gece de laboratuvarda çalışmak gerekebilir. Evet. Bazen evde çalışılır geç vakitlere kadar. Bazen evde çalışılır, ertesi günü işini aksatmamak kaydıyla, dersleri aksatmamak kaydıyla ertesi gün gidilmeyebilir. Veya bazen de geç vakitlere kadar ofiste veya laboratuvarda çalışılabilir. Bu bir yaşam tarzıdır açıkçası. Kesinlikle. Şimdi tabii açık konuşmak gerekirse maddi ve maddi olarak tabii belli bir yaşam standartını yürütecek kadar bir katkısı var. Tabii sonuçta eğer yaptığınız araştırmaları işte yenilikçi ve girişimci üniversite kavramı şimdi tabii bu teşvik ediliyor devletimiz tarafından da. Bu neticesinde yaptığınız ürünler bir şekilde toplumsal faydayla beraber maddi bir takım katma değerlere dönüştürülen bundan belli ek bir takım katma değerler edinebilen akademisyenler de var. Fakat tabii ortalama olarak belli bir standartta yaşayacak kadar bir gelir elde ediliyor. Tabii bir saygınlığı var. Bunu da kabul etmek lazım. Ama asıl akademisyenliğin seçilmesindeki en büyük rolün biraz merak olduğunu düşünüyorum. Yani biraz meraklı olan, araştırmacı olan, sorgulayan kişilerin biraz yapacağı bir iştir. Disipline sahip olan kişilerin. Evet, evet, kesinlikle. Hem disiplin olması lazım, disiplinli, planlı çalışma lazım ama aynı zamanda da sorgulamak, meraklı olmak, evet. O sorgulayıcı bakış açısıyla etrafı bakmak, o gözle bakmak, günlük hayatımızda yolda giderken bile bir takım ihtiyaçları, problemleri tespit edip onlara bilimsel bir yaklaşımla çözüm üretebilecek, formüller geliştirebilecek bir yapının olması lazım. Ama önce sorgulayıcı olmak, meraklı olmak tabii. En önemli şey meraklı olmak. Hocam, bu işin keyifli yanlarından neler sayabilirsiniz bize? Yani bu işin kere güncel kalmak, güncellenmek. Tabii sürekli. O var. Artı tabii yaptığımız araştırmaların öncelikle tabii eğitim verdiğimiz için yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin
mesleklerinde belli yerlere gelmiş olduklarını görmek o güzel bir şey tabii, o gurur verici. Bunun dışında yaptığımız araştırmaların da zaman içinde ete kemiğe büründüğünü görmek, bunun bir ürüne dönüşmesi, bunun toplumda yaygın bir yer kabul görerek kullanılmasını görmek tabii bu işin keyif verici tarafı. Peki hocam nelerden fedakarlık yapmak gerekiyor? Bu bahsettiğiniz tempoya uyarken hani sosyal hayatları yoktur akademisyenlerin diye bir algı var. O doğru mu? Yani şöyle söyleyeyim, buna çok doğru, kısmen doğru ama tam doğru demek doğru denemez. Şöyle ki tabii belli oranda belli zamanlarda uykunuzdan, sosyal hayatınızdan mutlaka fedakarlık ediyorsunuz. Ancak tabii bu biraz da sizin uslubunuza, yani ne kadar planlı, ne kadar programlı olduğunuza da bağlı. Eğer belli bir strateji geliştirip bunun dahilinde uzun erimli veya kısa erimli planlarla veya planlarınızın aksadığı durumlarda anlık çözümler üretebiliyorsanız sosyal hayatınızda sekteye uğratmadan sosyal hayatınızı da sürdürebilirsiniz. Yani sonuçta sosyal hayat da aslında bir anlamda akademik hayattaki başarınızı besleyen bir şey. Yani sadece akademik kitaplar değil de mesela farklı alanlardaki işte roman okumak da bir farklı boyut kazandırabilir. Akademik düşünme tarzınıza, felsefeyle ilgili kitaplar okumak veya izleyeceğiniz filmler de farklı esin kaynakları, farklı ufuklar, farklı açılar kazandırabilir. Bir sanatla eğer yeteneği varsa bir akademisyenin bir müzik aleti çalmak veya sporla uğraşmak. Bunlar tabii ki bu monotonluğu kırarak aslında akademisyenin başarısına katkıda, hem de sağlığı korumak açısından, ruh sağlığı olsun, beden sağlığı olsun. Planlı olduktan sonra yani sosyal hayatla ikisi de götürülebilir bence. Hocam bir yaşam tarzı olduğunu söylediniz. Çok da güzel açıkladınız aslında. Peki kimler karakter olarak akademisyenliğe daha yatkındır? Yani şu karakterde olan kişiler akademisyenliği yürütmede çok başarılı olamaz dediğiniz bir karakter yapısı var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii öncelikle biraz rutinin dışına çıkması lazım. Akademisyenlikte gerçek anlamda akademisyen olabilmek için, yani rutinin dışına çıkmak derken hani sorgulayıcı gözle bakmak lazım. Yani o empati kurarak günlük hayatta karşılaşılan bir takım teknik, teknolojik problemlerin deneyimlediğiniz zaman acaba ben buna nasıl çözüm üretebilirim? Buradan mesela bir teknolojik ürün çıkabilir veya bir bilimsel araştırma çıkabilir. Yani sürekli sorgulamak lazım. Bilimsel araştırmanın aslında başlangıcı sorgulamak ve problemi tespit etmektir. Bir hipotezi, yani problemden kastettiğim bir hipotez ortaya atmaktır. O hipotezin doğruluğunu sınamak için zaten akademik çalışma yapılır, deneyler yapılır, ölçümler yapılır. Bunlar bir karşılaştırılır, sınanır. Öncelikle tabii problemi ortaya koyabilecek şekilde sorgulayıcı gözle bakmak lazım. Tabii bir yandan da çok hani akşam sabah 8'de geleyim, akşam 5'te bitireyim tarzı bir hayat tarzıyla bu yürümez. Yani bunu biraz daha rutinin dışına çıkmak lazım. Bu belli kalıpların dışına çıkmayı becerebilen insanların yapabileceği bir iş alanıdır. Artı dediğim gibi bu bir yaşam tarzı. Bunu öncelikle benimsemek ve sevmek lazım. Yani bu işten keyif almak lazım. Öncelikle yaptığınız iş sizi motive etmesi lazım. Peki hocam siz ne zamandır akademik camianın içindesiniz? Ne zamandan beri akademisyenlik yapıyorsunuz? Yaklaşık 20 yıl kadar oldu. 20 yıl. Çok güzel. Peki hocam bugüne kadar böyle bu benim en büyük başarımdı dediğiniz bir şey var mı? Yani en büyük başarım tabii öncelikle demin de dediğim gibi öğrencilerimizin belli konumlara gelmiş olması, bunlar bizim başarılarımızdır. Yaptığımız çalışmalar, onların yayınlanması, onların sonucunda başka bilim insanlarının bunlardan faydalanarak kendi araştırmalarında referans göstermesi, bunlar tabii şu ana kadar kazandığımız başarılar olarak söyleyebiliriz. Peki karşılaştığınız böyle büyük bir problem var mıydı ya da problem olarak gördüğünüz bir şey?
Şimdi şöyle, tabii bir çok büyük bir sorumluluğun altına girdim. Bir başka bir vakıf üniversitesinde bir hastane projesinde teknik komisyonda görev almıştım. Gerçekten hem yüksek teknolojili ve maliyeti oldukça yüksek sistemlerin alınması ile ilgili tavsiye kararları hazırlayıp onların altına imza atıyorduk ve bu teknik şartnamelere uygunluğunu inceliyorduk. Haliyle tabii çok yüksek teknolojili pahalı cihazlar olması nedeniyle bu bir stres faktörü oluşturmuştu. Fakat tabii bununla baş etmenin yolunu şöyle formüle ettim. Bardağın dolu tarafından bakarak bu hastanenin kuruluş aşaması bir biyomedikal mühendisi açısından, klinik mühendisi açısından iyi bir deneyimdir. Bu deneyimin bana çok şey katacağını düşünerek bu şekilde bu stresle baş edebileceğimi düşündüm. Nitekim daha sonraki akademisyenlik ve öğretim üyeliği dönemlerimde de öğrencilerime verdiğim eğitim faaliyetlerinde de bu deneyimlerimde de paylaşma fırsatı buldum gerçekten. Dolayısıyla hani karşılaştığım en stresli, en problem süreç buydu diyebilirim. Ama tabii bardağın dolu tarafından da bakmak gerektiğini ve düşünerek bu süreçte bu şekilde baş etmenin çözümünü bulmaya çalıştım. Peki hocam, bizi biraz başarıyı tanımlayabilir misiniz? Başarı aslında hedefe ulaşmaktır. Yani öncelikle tabii bir hedefimizin, bir amacımızın olması lazım. İster akademisyen olalım, ister olmayalım. Çünkü herkesin çocukluğundan itibaren belirli bilinç kazandığı dönemlerde bir hedefi, bir ulaşmak istediği bir nokta vardır. Sonuçta o hedefi önce belirlemek lazım. O hedefe ulaşmak için tabii doğru stratejiyi çizmek, doğru stratejiyle, kısa erimli taktiklerle bu hedefe ulaşmak başarının kendisidir. Önce hedef koymak, sonra bu hedefe ulaşmak. Peki hocam, sizi neler motive ediyordu hedefinize ilerlerken? Demin de dediğim gibi merak aslında. Hani sorgulamak, yeni şeyler öğrenme. Çünkü yeni şeyler öğrenmek için sürekli okuma, literatür takip etme, bir takım denemeler yapma, fikir geliştirmek için sürekli meşgul olmanız, kafanızı meşgul etmeniz lazım. Sonuçta tabii okumak da bir stresli ve hani belli oranda zaman alan, bazen de hani özellikle gençlere sıkıcı gelebilen bir süreç olabiliyor. Tabii bu merak ve bu merakın getirdiği motivasyon önemli. Öncelikle merak etmek, yani kullandığımız en basit araç gerecin nasıl çalıştığını, arkasında ne gibi bilimsel prensiplerin yattığını öğrenme gayreti veya isteği diyelim. Bunu, beni en çok bunlar motivasyon ediyor. Peki hocam, hala hedefiniz var mı? Hala ilerlemeyi düşündüğünüz bir konum var mı? Şu an tabii hedefim tabii ki var. Yani akademisyen olarak gelebileceğim en yüksek noktaya gelmek. Özellikle unvan olarak. Ama tabii bununla da yetinmemek gerektiğini düşünüyorum. O unvana gelsek de sonuçta hani unumuzu eledik, bir kenara çekildik değil de sonuçta kazanılan bilgi, deneyim, bunun sonu yok. Fakat sonuçta daha genç, daha bu yolun başında olan kişileri de yönlendirebilmek açısından bilimsel akademik çalışmaları yürüterek doktora, yüksek lisans öğrencilerini de bu çalışmalara katarak onları yetiştirmek, yani yeni bayrağı devredebileceğimiz yeni bir kuşağı yetiştirerek gene yani sağlığımızın el verdiği ölçüde araştırmalara devam etmek. Peki hocam, daha konuşacak ve size soracak birçok şey vardı. Ama maalesef programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. O yüzden toparlamak gerekirse gençlere neler söylemek istersiniz? Bunları da konuşarak yavaş yavaş kapatalım. Tabii öncelikle gençlere demin de dediğim gibi bir hedef, yani ne gerçekten istediklerini belirlemeleri, istedikleri mesleği iyice araştırarak bunu gerçekten isteyip istemediklerini sorgulamaları ve ne olmak istediklerini gerçekten net bir şekilde ortaya koymalarını tavsiye ederim. Bunun yanında tabii teknolojik imkanları yanında akıllı telefon gibi, internet gibi
klasik okuma alışkanlığını edinmelerine mutlaka tavsiye ederim. Hı hı. Okumanın da zihinsel gelişime çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bununla beraber tabii yalnız başarı sadece bir hedefe ulaşmak, işte başarılı olmak, okulda başarılı olmak değildir. Aynı zamanda bir takım değerler de vardır. Etik değerler, manevi değerler, bunlara da sahip çıkmalarını, bunlardan vazgeçmemelerini de tavsiye ediyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Yoğunluğunuzun arasında bize vakit ayırdınız, gençleri efendim bilgilendirdiniz. İyi ki geldiniz. Umarım başka teşekkür bir programda ederim. Yine sizinle görüşürüz hocam. Efendim, Akademik Gündem programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.